Efendim merhabalar. Bugün İzmir'deyim bir iş seyahati nedeniyle. Uzun zamandır video yükleyemiyordum. Gerçi yoğunluktan dolayı çok da fazla vakit de bulamadım. Bugün sizinle bir telefon uygulamasını inceleyeceğiz. Bu telefon uygulaması bisikletinizin hangi kadansta, hangi dişli oranında ne kadar hıza çıkabilirsiniz? Dişli oranınız ne olması gerekiyor? Bisikleti daha seçerken ya da dişli oranı seçerken ya da ruble seçimi yaparken ya da ayna kol seçimi yaparken kullanabileceğiniz, faydalı olabileceğini düşündüğüm bir uygulama olacak, bir application olacak. İsterseniz detaylı incelemesine geçelim. Size bugün tanıtmayı düşündüğüm uygulama Gear Calculator adındaki bir uygulama. Uygulama arayüzüyle, kullanımıyla aslında çok basit bir uygulama. İsterseniz şöyle setup kısımlarına bakalım. İlk önce ayarlar kısmına girip ilk önce lastiğinizin ebatını seçiyorsunuz. Burada bütün standart ebatlar var. Buradan kendi bisikletinizin lastik ebatını seçebilirsiniz. Eğer böyle bir lastik ebatı yoksa da plus kısmından kendi oluşturmuş olduğunuz bir özel bir lastik kullanıyorsanız o lastik ebatını da girebilirsiniz. Sonrasında dişli oranlarınızı seçiyorsunuz. Bu ayna kol tarafı. 34, 36 ve 52 seçili bende. Neden 34 ve 36 seçili? Çünkü İki tane farklı yaprağım var benim. Bunlardan bir tanesi 34 yaprak, bir tanesi 36 yaprak. Kullanacağım duruma göre 34-36 yaprak. Gireceğim rotaya göre ya da gireceğim parkura göre yaprak seçimini yapıp öncesinde değişimini gerçekleştiriyorum. Rublenizin seçimini yapıyorsunuz. Rubleniz kaçlıysa ve hangi dişlerde ise buradan tıklayarak seçimi gerçekleştiriyorsunuz. Burada da yine 40'a kadar dişli sayısı var. 8'den 40'a kadar. Eğer sizin rubleniz bunun dışında bir dişli oranına sahipse yine plus kısmından dişli oluşturabiliyorsunuz. Yine bu kısımdansa ayna kolunuzun krank uzunluğunu seçiyorsunuz. Benim krank uzunluğum 175. O yüzden ben diğer uzunlukları görmek istemiyorum. Sadece 175'i seçeceğim. Diğerlerinin bilgisi benim için şu anda gereksiz duruma düştü. Yine buradan unit seçimlerini yapabiliyoruz. Mil olarak ya da kilometre olarak seçimi gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda bütün ayarları gerçekleştirmiş oldum. Şimdi buradan artık hesaplama kısmına gireceğim. Örneğin
34 Aynakoğlu'da, 22 Dişli'de, ben 80 kadans çevirirsem 15,6 kilometre hızla devam edebiliyorum. Şimdi buradan kol uzunluğumu da seçtim. Değiştirmek istiyorum. 52 aynakolda, yani büyük aynakolda 11'li rubleye indiğimde kadansımı da 90'a çıkarttığımda 53,6 kilometre hıza ulaşabiliyorum. Bu anlamda çok güzel bir uygulama. Tabii ki alt kısımda da gear ratio dediğimiz dişli oranını da görmüş oluyoruz. Bu dişli oranı gerçekten çok önemli. Özellikle rampa tırmananlar için çok çok önemli. Kesinlikle 70'ten aşağıya düşürmüyorum kadansımı. Kadansımı ortalama hep 90'da da tutmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi minimum inebileceğim kilometreyi görmek istiyorum. Şu anda 34, yani ufak aynakolda, ufak yaprakta 70 kadansta 32 rublede ben 9,4'lük bir hıza ulaşabiliyorum. Bu kısımdan diğer bilgilerini görebiliyoruz. Yani bu oranda diğer bütün hızlar ve 1 kilometrede kat etmiş olduğunuz mesafeyi, 1 kilometreyi kaç dakikada ve saniyede kat edebileceğiniz bilgileri de burada mevcut. Bu kısımdansa eğer birden fazla bisikletiniz varsa buraya bisikletinizi yazıp sonrasında bisikletinizin yine aynakol, çark ve aynakolun krank uzunluğunu girerek birden fazla bisikleti de burada kaydetme olasılığınız, şansınız var. Uygulama çok güzel bir uygulama. Ben bunu Android telefonuma indirmiştim Play Store'dan. Ancak şu anda Play Store'da bu uygulamayı göremiyorum. Şu anda sadece Apple Store'da var. Ben Apple Store'daki linkini de yine paylaşacağım videonun alt tarafına. Ama dediğim gibi uygulama çok güzel bir uygulama. Umarım Play Store'a da kısa zamanda tekrar giriş yapar. Gerçekten çok güzel ve çok faydalandığım bir uygulama. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Siz de kullanır, faydalı bulursunuz. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Üye değilseniz de lütfen kanala üye olmayı eksik etmeyin. Herkese keyifli, güvenli, bol kilometreler dilerim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.